Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım ve kayıpların olduğu Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde hayvanları telef olan besiciler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kendilerine verilen küçük baş ve büyük baş hayvan desteğiyle üretime devam ediyor. Altı Şubat depreminde ülkemiz çok ciddi bir felaket yaşadı. Gaziantep ilinde de özellikle iki ilçemiz, bunlardan Nurdağ çok ciddi bir sıkıntı yaşadı. Hem ciddi ölümler oldu hem de ciddi maddi kayıplarımız oldu. Gaziantep ilinde 7545 tane küçük baş hayvanımız telef oldu. 499 büyük baş hayvanımız telef oldu. Tabii ki devletimiz her zaman olduğu, her sıkıntılarında olduğu gibi vatandaşlarımızın mağduriyetini giderme adına bütün imkanları seferber etti. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak biz hem üretimin devam etmesi adına hem de vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi adına telef olan hayvanların yerine birebir hayvanlarını verdik. Hatta daha güzellerini, yöremize uygun hayvanları biz vatandaşlarımıza verdik. Şu anda da tabii güzel, mutlu bir gündeyiz. Vermiş olduğumuz hayvanlar, keçilerimiz, koyunlarımız ilk yavrularını verdiler. Şu anda üretim devam ediyor güzel bir şekilde. Vatandaşların hem mağduriyetin giderilmesi adına da bugün hem de desteklerin devam etmesi adına hem küpeleme çalışmalarını yapıyoruz. Çünkü küpe olmadan desteklerin yapılması mümkün değil. Aynı zamanda daha verimli, daha güzel bir üretimin olması adına da iki aşımızı bugün hem brusella hem de veba aşımızı yapmış olduk, yapıyoruz, devam ediyoruz. Sonuç olarak da devletimiz dün vatandaşımızın yanındaydı. Bugün de yanında, yarın da yanında olmaya devam edecektir. Ekrem Bey, verdiğin şeyler doğurmaya başladı. Yine doğurdu. Küpe taktılar lan size, küpe küpe küpe. Altın küpe taktı. Gezerler. Altın küpe, altın küpe. Devlet verdi bana. Devlet verdi. Ölen hayvanlarımızın yerine şu görmüş olduğunuz hayvanları devletimiz verdi. Sağ olsun, var olsunlar. İşte bunlarla geçim yapıyoruz. Biraz da doğurdu. Hayvancılık bu şekilde devam edip geliyor. 370 tane hayvanımız öldü. Devletimiz 264 tane hayvan verdi. Biz de bunlarla geçim sağlıyoruz işte. Devletimiz vermese ne de yapacaktın? Sağ olsunlar, verdiler. Biz de devam ediyoruz hani işimize. Cumhurbaşkanıma, müdürlerime, bütün bize emeğe geçen vatandaşım hepsine teşekkür ediyorum. 29 hayvanımız öldü. Bir de ineğimiz öldü. Hep hamileydi hayvanlarımız. Doğumları yakındı. Hem şimdi doğurmaya başladılar. 5-10 tanesi doğurdu. Allah razı olsun devletimizden. Yerine geri verdi. Depremden sonra mallar ölüncük. Devlet bize mal verecek oldu. Olan mallarda satacak, satamadık. Devlet sonra bize mal verdi, sağ olsun, var olsun. Verdikten sonra tamam,
yani devam etmeye karar verdik. 29 tane hayvan öldü, bir değnek öldü, 30 tane. 30'unu da verdiler sağ olsunlar. Verdikten sonra biz de mala devam ediyoruz. Tabii destek verilmeseydi yapamazdık. Yapmazdık da yani. Çünkü gücümüz yoktu. Her şeyi bizi kaybetmiştik. Ev, park işte ne varsa yani hepsi kayıptı yani.